İzleyenler, bir hafta sonunda Bandırma Mahşet'te sizlerle birlikteyiz. Zeyd Hocam'la geçen hafta sonu oynanan karşılaşmanın yorumlarını sizler için yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam, yine 14'lerden başlıyoruz. 14'lerde ilk yarıyı Bandırma Spor lider bitirdi. Toplu sonuçlarla buyurun. Öncelikle ben Bandırma Spor'u kutluyorum. İlk yarıyı 4-4. Bütün maçlarını kazanmayı başardılar ve ilk yarıyı lider bitirdiler dediğin gibi. İlk yarının son haftasında Bandırma Spor bay takımdı. Maç yapmadan son haftayı tamamladı. Gönen Belediye, Gönen Tayfun'u 6-0'la geçti ve averajla ikinci sıraya oturdu. Haftanın maçında ise Çelik Spor Bandırma Gücü'nü 6-4 yenmeyi başardı. Çok ilginç. Bandırma Gücü 2-0 öne geçti maçta. Daha sonra maçı 6-4 kaybetti. Biraz sonra analiz yaparken bunun değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Yani ilginç ve güzel bir lig izliyoruz 14'ler liginde. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman biz bu karşılaşmanın Bandırma Gücü dediğiniz gibi önde başladı ama Çelik Spor arkadan onu geçti. Bu maça dönelim. Bloklarına yorum alalım. Evet. Şimdi Bandırma Gücü'nün en büyük hatası 2-0'dan sonra oyunu soğutamaması oldu. Hala 3. golü aradı. Bir de Çelik Sporlu Engin Can'a önlem almadı. Engin Can mutlaka adam markajında kontrol edilmesi gerekirdi. Bandırma Gücü'nün kenar kulübesi Engin Can'ı futbolcuları gibi seyredince maçın sonucunu imzalamak zorunda kaldı. Eğer Engin Can'a özel bir önlem alınsaydı bu maç belki de en kötü ihtimal berabere sonuçlanırdı Bandırma Gücü açısından. Yine maç oldu diyorum. Bandırma Gücü'nde kaleci Orçun'un fizik olarak çok mükemmel bir kaleci. Sadece ilk gol hatası vardı. Kaleye yakışan bir eldiven. Gelecek haftalarda daha iyi olacak. Yani istikbal olan bir çocuk. Defansta Bartu biraz daha sakin olmalı diye not almışım. Orta sahada 8 numara Yusuf'u beğenmişim. Teknik biraz fiziğini güçlendirecek. Yalnız bu fizik açığını çabuk ile kapatmaya çalışıyor. 7 numara Özgür fiziği mükemmel. Fakat bunu sağ tarafta, sağ açıkta oynatıyorlar. Özgür kesinlikle kanatta oynatılacak bir adam değil. Özgür'le daha çok ayağına değil de rakip arkasına atılacak uzun toplarda faydalanmaları gerekir. Özgür'den yararlanamadılar. Özgür ya santrafor oynar ya da forvet arkası oynar. Bunun altını çiziyorum. 10 numara Gökdeniz Şahin oyunu iyi görüyor demişim. Oyun görüşü çok iyi. Kaptanları Alper çok klas bir futbolcu. Ne yaptığını biliyor. Adresi ortaları var. Alper de santrafora yakın oynamalı. Eğer Alper sol açıkta çizgiye yakın oynarsa Bandırma Gücü'nün gol atması zorlaşıyor diyorum. Sahada gezdirilen bir Alper. Rakipler için bela olur düşüncesindeyim. İleriki maçlarda Alper'i de santrafor arkasına doğru taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Ömer sadece gollerde vardı. 2 gol Ömer'den geldi. Ondan sonra sahada kayboldu. Bandırma Gücü bir aslı 2-0'dan sonra maçı dondurabilse maçın sonucu Çelik Spor adına bu kadar rahat olmayabilirdi. Çelik Spor'u 14 takımını da kutluyorum. 2-0'dan sonra maçı bırakmadılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Birinci kalecinin fiziksel yetersizliği gollere adeta davetiye çıkardı. Daha sonra Elvan Hoca ikinci kaleciyi sahaya koydu. Fizik olarak daha güçlüydü. Daha doğru bir tercihti. Ergin, beğendiğim Ergin yine sol tarafta çok iyi işler yaptı. Akıllı. Adamını iyi kontrol etti. Topu oyuna iyi soktu. Çabuk. Biraz daha güçlenirse gelecekte iyi bir sol bek kazanıyor Çelik Spor diye düşünüyorum. 8 numara Yiğit haftalar sonra ilk defa gördüm. Demek ki ara vermiş. Fakat güçlü bir futbolcu, yararlı. Elvan Hoca doğru bir yorumla onu orta sahada kullandı. 8 numara Emir, cin gibi takımı oynuyor. Ters topları da etkili. Emir'i beğenmişim. Can Polat, kaliteli bir kumaş. Sol açıkta oynuyor. İyi futbolcu, iyi top takip ediyor. Arkadaşın ayağını oynamaya çalışıyor. Bu da özgüveni artarsa Can Polat da Engin Can'dan sonra Çelik Spor'un gol yolu olur diyorum. Engin Can ayrı bir parantez açayım. Zaten maçı yine Engin Can getirdi. Bireysel yeteneğiyle, fiziki gücüyle birleştirerek gitmiş olan maçı Çelik Spor adına geri çevirmeyi başardı. Ben Çelik Spor 14 takımını 2-0'dan sonra maçı çevirmesinden dolayı, aldığı galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Ligi ayrı bir tat getirdiler. Evet hocam, gerçekten dediğim gibi 5 takımlı bir ligde ne kadar lig dersiniz. Dolayısıyla 4 maç oynadık herhalde, ilk yarı oldu. İlk yarı bitti. Evet, o zaman ilk yarı sonucunu biz puan cetvelini alalım. Puan cetvelini Bandırma Spor 4-4 yaparak 12 puanla ilk yarı lider tamamladı. Bandırma Spor bu saatten sonra kolay kolay tutulmaz. Ligi de şampiyon olarak bitirir düşüncesindeyim. Çok mucize olmazsa. Esas yarış
ikincilik yarışında bu ligde 3 takımın 6'şar puanı var. 3 takım genel avaraja göre Gönen Belediye ikinci, Bandırma Gücü ve Çelik Spor 3 ve 4. sırayı paylaşıyorlar. Tabi aralarında ikili avaraja bakılacak daha sonra. Şu anda Gönen Belediye 2. sırada. Fakat ligin ikinci yarısında bu 3 takımın kendi aralarında yapacağı maçlar ligin ikincisini belirleyecek. Bandırma Spor'un bu saatten sonra ben birinciliği kaptıracağına inanmıyorum. Gönen Tayfun'da kanaatimce daha evvel söylediğim gibi ligde prestij maçlarına çıkmaya devam edecek. Evet, ikinci yarı güzel karşılaşmalar izlenecek. Evet. Biz panorama yapıyoruz, ilk yarı panoraması. Var mı bir sinyal hocam? Bir sinyal var. İlk yarı takımı Bandırma Spor. Hak evet. ettiler, kendilerini alkışlıyorum. İlk yarı takımı evet. Bandırma Spor. Bandırma Spor U14 gençleri tebrik ediyoruz. İkinci yarı herhalde hemen başlıyor. Bize hangi karşılaşmalar bekliyor ona bakalım. Bu sefer U14'leri düşünmüşler, hemen başlatmıyorlar. Çocuklar yoruldu diyorlar, 4 maç yaptı, bir hafta dinlensin diyorlar. Önümüzdeki hafta U14'lüklerde maç yok, bir hafta devre arası var. Bir hafta aradan sonra ikinci yarı start alacak sevgili Zeki. Evet, biz U14'leri böylelikle noktaladıktan sonra hemen U19 lige geçelim. U19 ligde bu hafta karşılaşma yoktu ama herhalde yine de sonuçu vardı. Var, sonuç var. Evet. Karşılaşma yok, sonuç var. Çok güzel bir soru. U19 ligi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir lig. Toplam 5 takım katılmış, 2 takım ligden çekilmiş, 3 takım kendi aralarında yarışıyor. Son derece koskoca sezonda U19 ligde futbolcular toplam 4-5 maçla ligi tamamlayacaklar. Çok büyük şanssızlık. 4. haftada toplu sonuçlarda Manyas 0, Bandırma Spor 3, Hükmen, Manyas ligden çekildi. Susurluk Spor 0, Gönen Belediye 3, Hükmen, Susurluk Spor ligden çekildi. Et Spor'da bay takım olduğu için bu hafta 19 ligde maç seyretmeden 4. haftayı tamamlamış olduk sevgili izleyiciler. Evet, o zaman 4. hafta itibariyle puan cetveline bakalım. Puan cetveli artık maçlara gitmeye gerek yok. Kazananlara hemen Hükmen 3-0 yapıştırıyoruz, 3 puanı da ekliyoruz. Bandırma Spor 10 puanla liderliği sürdürüyor. Yalnız Bandırma Spor'un Gönen Belediye'ye göre bir maçı fazla. Gönen Belediye 7 puanla 2. sırada. Et Spor 3 puanla 3. sırada. Manyas ve Susurluk ligden çekildiği için henüz puanları bulmuyor sevgili izleyiciler. Evet, hemen gelecek haftaya bakalım. 19 gençlerde gelecek hafta hangi evet. karşılaşmalar bizi bekliyor? Valla bu ligde konuşmak çok zor. Gelecek hafta hiçbir karşılaşma bizi beklemiyor. Yine oturduğumuz yerden biz Hükmen galibiyetleri yazacağız. Son hafta Bandırma Spor bay takım olarak dinlenerek geçirecek. Zaten devamlı dinleniyorlar. Gönen Belediye 3, Gönen Belediye Manyas Belediye önünde Hükmen galip gelecek 3-0. Puanını ona yükseltecek. Et Spor'da Susurluk önünde oynamadan Hükmen galibiyetle puanını 6'ya taşımış olacak. Gelecek hafta maç yok ama puanlar alınmaya devam edilecek sevgili Zeki. Evet hocam, dönüyoruz dolaşıyoruz, takımların azlığından yakınıyoruz. Ne olacak, nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Var mı? Vallahi onu artık yetkililer, antrenörler, yöneticiler, altyapı yöneticileri bu soruyu cevaplamak durumundalar. Artık yani takım kalmayınca yöneticiye de gerek kalmayacak. Takım kalmayınca hocaya da gerek kalmayacak. Evet. Biz o zaman kağıt üzerinde Hükmen galibiyetlerle sezonu tamamlamış olacağız. Bunun birinci sebepleri oyun alanlarının azlığı. Oyun alanları yok. Artık mahalle maçları tarihe karıştı. Çocuklar oyun alanları bulamıyorlar. İki, oyun alanlarının paralı olması sevgili Zeki. Çoğu paralı. İşte halı sahalara gidiyorlar. İşte kayıt aylık 50 lira, 60 lira, 70 lira. Herkeste evet. para olmayabiliyor. Oyun alanlarının paralı olması. Bunun dışında hocaların pedagojik eğitim almamaları. O küçük yaştaki çocuklara maçta gereksiz bağırmalar, sert uyarılar. O çocuğa seviyesine konuşmak lazım. O çocuklara fazla bağırmamak lazım. Onların ruhlarına hitap etmek lazım. Pedagojik eğitimde eksik olmalar, hepsi için demiyorum tabii. Hocaların yaşında ekonomik sorunlar etkiliyor. Hoca şimdi evet. 600 liraya da hoca var, 1000 liraya da hoca var. En fazla 1,5 olsun. Bu şartlarda o parayla tabii adam ev geçimini mi düşünecek, çocukları mı çalıştıracak, o da ayrı bir soru. Hocaların kendilerini yenilememeleri, hep aynı bilgiler, eski bilgileri devam ettirmeleri ya da kitabı olmaları, kitaba bakarak takım çalıştırmaya çalışmaları. O da önemli. Kitaptan olmaz bu işler. Biraz içinden gelecek insanın. Yani futbolcuya göre, takımın durumuna göre antrenman metotları geliştirmeleri gerekiyor. Maç içerisinde standart uyarılar var sevgili Zeki. Sen daha yakından duyuyorsun. Sahanın içinde olduğun için
Ahmet bravo aslanım çok iyi çıkıyoruz. Ayağa ayağa ayağa. Ya nereye oynayacak başka Allah'ını seversen. Ayağa oynayacak tabii. Başka tarafa oynayacak yer mi var? Ya bunlar artık normal yoldan geçen çay satan bir arkadaşım bile söyleyebilir. Artık ben yeni taktiksel zenginlikler arıyorum. Ve 2017 yılındayız. Hala ayağa ayağa aslanım kaplanım dönemi bana göre geçti sevgili Zeki. Yine de kazanan gençlerimiz olsun. Evet, teknik adamların da kendini yenilemesini şart diyorsunuz. Evet hocam, böylelikle biz 19 gençlerden sonra hemen 1. amatör kümeye geçelim. 1. amatör kümede 7 haftayı geride bıraktık. Toplu sonuçlara bakalım. Bakalım. 1. amatör kümede şampiyonluk yarışı çok hızlı sürüyor. Gerçi bu hafta maç seyredemedik programımız gereğince ama lider Reşadiye kızık sayı deldi geçti demeyeyim de yani 9-2 az bir rakam değil. Reşadiye'yi antrenman maçı havası içerisinde kızık sayı yenerek yani kaderle baş başa bıraktı. Kızık sayının en kısa zamanda toparlanmasını diliyorum. Erdek Düzler kendi evinde Gönen Karşıyaka'ya 4-2 yenilmekten kurtulamadı. Gönen Karşıyaka Erdek Ocaklar deplasmanında istediğini alarak sahadan ayrıldı. Gündoğan Gönen Tayfun karşısında tutunamadı. Gönen Tayfun şampiyonla oynayan bir takım. Gündoğan gibi zorlu ve engeli 3-1'e geçti. Şampiyonla oynayan diğer bir takım Sanayi Spor haftayı maçı yapmadan dinlenerek geçirdi. Sarıköy o maçın son dakikasında atmış olduğu golle Paşa Çiftlik'e ummadığı bir yenilgiyi yaşattı. Paşa Çiftlik maça iyi konsantre olamamanın sıkıntısını anlaşılan yaşamış. Paşa Çiftlik'te daha belki haftalarda seyrettiğim çift santrafor modeli tutmuyor. Antrenör Zafer santrafor mu, futbolcu mu, antrenör mü? Eğer Zafer kenarda kalıp takımını yönetirse daha başarılı olur düşüncesindeyim. Paşa Çiftlik'ten ummadığım bir yenilgi haberi geldi. Haftanın en büyük sürprizimiz aslında 650'ler yaptı. Sessiz sedasız gitti Hasan Bey'i deplasmanda diyoruz. Evet. Ben 650'leri kutluyorum. Yanıldı spor severleri. Ben de yanıldım. Alkışlarım bu hafta 650'ler spora. Haftanın takımı olarak da 650'ler spor işaretliyoruz. Evet, 650'ler tebrik ediyoruz. Evet. Evet hocam, hemen biz 7. hafta itibariyle 1. amatör kümede şampiyonluk potası bize ne diyor? Düşme hattında ne var? Buna bakalım. Ne var ne yok. Şampiyonluk potasında 4 takım yarışıyor sevgili Zeki. 6'da 6 yapan Reşadiye 18 puan. 6'da 6 yapan Gönen Karşıyaka 18 puan. Bir mağlubiyeti bulunan Gönen Tayfun 15 puan. Bir mağlubiyet, bir beraberliği olan Sanayi Spor 13 puan. 4 takım şampiyonluğa koşuyor. Tabii ki şu anda avantaj Reşadiye ve Gönen Karşıyaka'nın elinde. Gönen Tayfun ve Sanayi Spor yukarıdaki takımların puan kaybetmesini bekliyorlar. Gündoğan Çeltik 9 puan, Paşa Çiftlik 7 puan, Sarıköy 7 puan, hatta 6 puanlı Hasan Bey de orta sıralarda rahat bir şekilde. Üst ve altta pek fazla işleri yok. 650'lerde derin bir nefes aldı, puanını 5'e taşıdı. Alt sıralardan uzaklaşmanın sevincini yaşadı bu hafta. Ama 2 puanda kalan Erdek Düzler ve 1 puanda kalan Kızıksa Sporu gelecek haftalar zorlu 90 dakikalar bekliyor sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz de böylelikle alt ligleri noktalarken son olarak 1. amatör kümede bizi hangi karşılaşmalar bekliyor önümüzdeki hafta? Evet, haftaya Gönen'de kıyamet kopacak. Gönen Tayfun Reşadiye. İşte biri 1., biri de 3. 2 ezeli rakip. Tayfun Spor'da Gönen'in en köklü takımlarından biridir. Gönen Tayfun Reşadiye maçı haftanın maçı sevgili Zeki. Reşadiye biraz daha galibiyete yakın ama Gönen Tayfun bu maça mutlak galibiyet için çıkacak. Bu maç hakkında önceden sonuç kestirmek çok zor diyorum. Gönen Karşıyaka Gündoğan Çeltik. Gönen Karşıyaka dikkatli olursa tecrübeli ayaklarıyla bu maçı kazanabilir. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa favori Gönen Karşıyaka. 650'ler Sanayi. Sanayi istim üzerinde 650'lere dikkat ederse, 650'lere küçümsemezse bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf olur. Paşa Çiftlik Erdek Düzler. Paşa Çiftlik kağıt üzerinde favori ama Sarıköy yenilgisi kendilerinin morallerini bozmuş durumda. Erdek Düzler de Bandırma deplasmanı en az 1 puan hesaplarıyla gelecek. Sarıköy haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirecek. Kızıksa'da kendi evinde Manyas'ta oynayacağı maçta Hasan Bey önünde kazanmak için sahaya çıkacak ama yine kağıt üzerinde Hasan Bey galibiyete daha rahat, daha yakın gözüküyor sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 Gençler Ligi, U19 Gençler Ligi ve 1. amatör küme yorumlarımızı burada noktaladık. Diğer yorumlarımızda görüşmek üzere.